Kristal grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 7.05 bölgesinden vermiş olduğu tepkiyle beraber 8.10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerinde tutunmayı sağladığını görüyoruz ve Cuma günde o bölgeden bir tepkisi hareket başlatarak kanal direncine yaklaştığını görüyoruz. Tabi bu durumda yukarı yükselişi devam ettirebilmesi için öncelikle bu bölgedeki 9.30 bölgesindeki şablon bölgemizin üst direnç noktasını geçmesi gerekiyor. 9.30 bölgesindeki direnç noktasını geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yakın hedef bölgesi olan 10.45 bölgesindeki hedef noktasına kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturabilir. 10.45 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşursa da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 12 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirme ihtimalini de gerçekleştirebilir gözüküyor. Öncelikle tabii bu bölgedeki yükselişleri devam edebilmesi için şablon bölgesinde 9.30 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı yükselişlerin artma ihtimali oluşarak devam etme ihtimali de gerçekleşen bir şablon durumu oluşturabilir. Şayet 9.30 bölgesinin üzerine geçiş sağlayamadan tekrar geri dönüşler olursa yarı yarıya stop bölgemiz olan 8.10 bölgesini önemsememiz gerekecek. 8.10 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece de artık yukarı yükselişleri devam ettirerek üst bölgedeki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu gerçekleştirecek tepkisi hareketi başlatmış oldu. Penguen gıda grafiğimizde 5.60 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinden bir tepkisi hareket yapsa da şu bölgedeki direnç noktası olan 6.15 bölgesinin üzerine geçiş sağlayamadığını görüyoruz ve 6.15 üzerindeki kalıcı kapanışları oluşturamadığı sürece de tekrar geri dönüşme ihtimali oluşturabilir. Gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgesinde 5.60 bölgesinde tutunmaya çalışan görüntü devam etmiş. 5.60 bölgesinin altına geçişler oluşursa ikinci destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge 5.25 bölgesi. 5.25 bölgesinin altına geçişlerden sonra da şablon bölgesinin alt noktası ve kesin stop bölgemiz olan 4.70 bölgesine kadar dahi geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir gözüküyor. Tabi bu durumdan uzaklaşması için de muhakkak bu bölgedeki direnç noktası olan 6.15 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları yapması gerekiyor. O durum oluşturamadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarıyla karşılaşma ihtimalinin devam ettiğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 6.15 üzerindeki yapacağı kalıcı kapanışlar veya o bölgenin üzerine hacimli yapacağı yükselişleri oluşturursa daha sonraki direnç noktasına kadar yani 6.55 bölgesine kadar ve kesin stop olduğu bölgeye kadar yükselişleri yapabilir. Bu bölgenin üzerine çıkış sağlarsa da tekrar yükselişin başlangıcı olarak değerlendirilecek bir şablon durumu oluşabilir. Petun grafiğimizde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 51 bölgesinde tutunduktan sonra yukarı bir tepkisi hareket başlatmış ve şablon bölgesinin direnç noktası olan 56.10 bölgesine kadar yükselişi yaptığını görüyoruz. Üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yukarıdaki şablon bölgesinin üst noktası olan 63.50 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini gerçekleştirecek bir şablon durumu oluşacak. 63.50 bölgesi üzerine geçiş sağlayabilirse de tekrar yükselişi başlatarak yapmış olduğu zirve bölgesi olan 74.15 bölgesine kadar da yükselişleri yapma ihtimalini gerçekleştirebilir. 63.50 üzerine çıkışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüş ve 51 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerden sonra da tehlikeli süreçler oluşturabilecek şablon durumu gerçekleşen bir durum meydana gelebilir.
51 bölgesinden sonraki ikinci destek bölgemiz olarak 44 bölgesini takip ediyoruz. 44 bölgesinin altına geçişlerde de 39-15 bölgesini şablon bölgemizdeki kesin stop noktası olarak belirledik. O bölgenin altına geçişlerde daha tehlikeli boyutlara giden sürecin başlangıcı oluşabilir. Pin su grafiğimizde belirlediğimiz 6.40 bölgesindeki kesin stop noktasından başlatmış olduğu tepkiyi öncelikle 7.15 bölgesi üzerinde yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde kapanışları sağlamıştı ve oradan da gördüğünüz gibi tekrar bu hafta için tepkisel hareketi gerçekleştirip şablon bölgesinin üst noktası olan 8.40 bölgesini test ettiğini görüyoruz. Tabi üzerine geçiş sağlayamadığı için daha yukarı ikinci bölgeye geçiş sağlayamadığı için daha yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşmayabilir. Fakat bu bölge içerisinde kaldığı sürece de bu tepkisel hareketi devam ettirip 8.40 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilecek tepkisel hareketi başlatmış olduğunu görüyoruz. Bu durumdan sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 7.15 bölgesinin altına hacimli düşüşler olmadığı sürece yükselişi devam ettirme ihtimalini arttırarak tekrar yukarıdaki üst bölgedeki yapmış olduğu zirve bölgesi olan 9 bölgesini test etme ihtimali ve o bölgenin üzerine geçişlerde de 9.45 hedefine doğru gitme ihtimalini gerçekleştiren şablon durumu için tepkisel hareketin başladığını görüyoruz. Bu bölgedeki direnç noktasının üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirdikten sonra yukarı yükselişlerin artma ihtimali oluşabilir. Tat gıda grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda bu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 23.10 bölgesinde tutunma hareketlerini sergilemiş ve üst bölgedeki direnç noktasını test ettiğini görüyoruz. 27.45 bölgesi. Üzerine geçişleri sağlayamadığı için halen daha bu bölgede tutunma hareketlerini sürdüğünü görüyoruz. Bu bölgenin altına geçişlerde de tehlikeli durumlara doğru giden sürecin başlangıcı oluşacağından dolayı 20.85 bölgesinin yarı yarıya stop noktası, 18-15 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgelere kadar geri çekilme ihtimalleri oluşturulabilir. O yüzden bu bölgenin altına geçişlerde yani 23-10 bölgesinin altına geçişlerde dikkatli olmaya başlayan bir süreç oluşturacağından dolayı yarı yarıya stop bölgesi olarak 20-85 bölgesini değerlendirebiliriz. Altına geçişler olmadığı sürece tutunduktan sonra vereceği tepkisel hareketleri de oluşturarak tekrar yukarı yükselişlerin başlama ihtimalini gerçekleştirebilir. Fakat bu bölgenin altına geçişlerden sonra da süreci uzatarak daha alt bölgelerden güç kazanma ihtimallerini oluşturacak bir şablon durumu gerçekleşebilir. Yukarı yükselişlerin başlaması için de öncelikle muhakkak gereken durum 27-50 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlar gerektiriyor. Bu durum oluşmadığı sürece de güç kazanma hareketleri için bu bölgede yatay bir süreçle karşılaşma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Tokaç grafiğimizde belirlediğimiz 16 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutunma hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Tabi birinci direnç noktası olan 18-35 bölgesinin üzerine de geçiş sağlayamamış ve tabi bu durumda da 18-35-16 arasındaki yatay süreç devam etmiş. 18-35 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası olan 20-75 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturacak. 20-75 bölgesi geçilirse ve üzerinde kalıcı kapanışlar olursa tekrar yukarı yükselişleri başlama ihtimali oluşturabileceği şablon durumunu gerçekleştirecek. Tabi o durum oluşmadığı sürece de bu bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini sürme ihtimali oluşturabilir.
16 bölgesinin altına geçişlerde meydana gelirse 13.60 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemsememiz gereken ve daha derin düzeltmelere doğru giden sürecin başlangıcı oluşuyor mu diye düşünmemiz gereken bir şablon durumu gerçekleşebilir. Yukarı tepkisi hareketleri başlatıp 20.75 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirdiği andan itibaren de yukarı devam eden bir süreci oluşturma ihtimalini artıran bir görüntü gerçekleşebilir.